Öncelikle herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir pazar gününden yine yani merhabalar diyeyim. Bir aradayız, birlikteyiz. Bugün ne yapacağım derseniz, bugün Cafe Italia aroması içeceğim. Bunu Hindistan cevizi ve Türk kahvesiyle hazırlayacağım. Neden diyeceksin? Yani biraz fantezi, yani öyle normalde çok fazla yaptığım şeyler değil. Hatta hani sütü neredeyse hiç kullanmam. Bilenler biliyor. Ama ne bileyim, bugün canım gerçekten böyle bir nargile içmek istedi. Böyle sütlü olsun, kahveli olsun, biraz da Hindistan cevizi atayım dedim içine. Hep birlikte hazırlayalım. Şurada gördüğünüz gibi şişem var. Şişen hazır. Sütünü koydum ben bunun. Sütü ve suyu. Şurada da gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı Türk kahvem ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizim var. Bu fabrikasyon olanlarından. Normalde bildiğiniz üzere Hindistan cevizinin %80'i yağ. Bunu biraz havanla dövdüm. Biraz yağı çıksın ama çok da fazla çıkmadı, yani onu da bir belirteyim. Bunları yavaştan ben bir dökeyim şişeme. Biraz etrafa da döktük. Neyse, yapacak bir şey yok. Zaten süpürme vakti geliyor. Ben burayı haftada bir gün mutlaka süpürüyorum bu arada. Bilginiz de olsun. Havalar da benden yana gidiyor bu arada. Normalde yaz sezonu balkon biraz daha aktif kullanılıyor bizim. Misafirler olsun, komşular, diğer aile bireyleri. Bir soğuk bir sıcak gidiyor, bir soğuk bir sıcak gidiyor. Açıkçası bu biraz benim işime geliyor. Allah'a şükür biraz daha böyle gitsin bakalım diyeyim. Şöyle şişemi de oturtayım artık. Seri de takalım üstüne. Gördüğünüz gibi şöyle dağılıyor artık. Kahve ve Hindistan cevizlerini hafif tane tane göreceksiniz. Şişede hoş bir görüntü oluşturuyor. İyice karısın istedim de. Normalde suyu biraz daha fazla kullanıyorum takımda. Köpürme yapacağı için az kullandım. %70'i su, hatta %60'ı diyeyim. %40'ı süt. Köpürmemesi için ideal olan oran orantıdır. Dediğim gibi suyu da normalden biraz az koydum. Niye? Çünkü serim belli bir yerini geçtikten sonra biraz daha güçlü asıldığı için takım çok fazla köpük yapıyor. Ama şu an gördüğünüz gibi şişede hiçbir sorun yok. Yani gayet hazır. Köpürme vesaire hiçbir şey yok. Zaten öyle ekstra sütlü bir nargileyi de sevmediğimi bilenler bilir, dediğim gibi. Yani önceki videolardan izleyen varsa daha çok böyle sütün kokusunu almak için kullanıyorum. Ki ona rağmen çok bile koydum. Ne içeceğim dedim. Cafe Italia içeceğim. Cafe Italia'yı da hazırlayalım bir yandan. Lülemi doldurayım. Cafe Italia. Cafe Italia aroması. Arada böyle benim de çok fazla kahve tarzını sevmesem de bazen gerçekten tutuyor yani. Böyle canım çok deli kahve içmek istiyor. Hatta şu an böyle o kadar acele edesim var ki öyle söyleyeyim. Eldivenim falan bulamadım. Yapacak bir şey yok. O zaman elimizle dolduralım lülemizi. Elimizin tadı da gelsin değil mi? Şöyle yavaş yavaş. Yine bir yandan Cafe Italia'ya gerçekten çok olumlu yorumlar gelmeye devam ediyor. Instagram üzerinden bakmak isteyen varsa veya iletişime geçmek isteyen varsa bir göz atarsa çok sevinirim. Beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Dün de zaten onunla ilgili bir paylaşım yaptım. İzleyen, beğenen, YouTube'a girdiğimden beri destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha ileteyim. Allah razı olsun hepinizden. Şöyle lülem hazır artık. Gördüğünüz gibi lülemi de göstereyim.
Bir folyo saracağım. Sonrasında nargileyi burada tutayım. Biraz gözüksün istiyorum bugün. Şunu bir kapatalım. Ben folyoyu da sarayım. Közlerimi koyayım, geleyim. Evet, artık yani nargileyi hazırladım. Közleri koydum. Henüz daha bir duman dahi almadım. İnceden ben bir açayım nargileyi sizlerle birlikte. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu oradan ama közler çok yürüyor folyonun üstünde. Ortaya doğru toparlanmaya çalışıyor. Bir göstereyim onu da. Yerinde duramıyorlar. Neden yerinde duramıyorlar? Bununla ilgili de birkaç bana soru soran olmuştu. Onu da cevaplandırmış olayım. Şu an ben tek kat folyo da içiyorum yine. Çoğu zaman olduğu gibi. Tütünümü de az koydum. Yani normalde biraz, yani bir tık daha böyle kendinize göre bir tolerans olabilir. Biraz daha koyabilirsiniz ama tütünü de ben şu an biraz az koydum. Böyle serpiştirerek koydum. Çok fazla vaktim yok. Hani çok böyle ekstra bir süre içmeyeceğim zaten nargileyi. Yani orada dediğim gibi kendinize göre bir tolerans ayarlamanız mümkün zaten nüvede. Şu folyoyla közlerin arasında hafif bir boşluk var. Normale göre birazcık daha fazla boşluk olduğu için ve ortada hava deliği olduğu için çeker çekmez, yani ister istemez bu tam ortasından havayı çektiği için nargile takımı havada ortadan aldığı için közler ileriye doğru, şu arada da çok boşluk olduğu için hepsi toparlanıyor. Bu yönden olur. Soranlar olmuştu işte, közleri tutamıyoruz folyonun üstünde gibisinden. Hatta ben de çok adı yakmışımdır ya, bu halde bile şu an görebildiğim sadece 5-6 yer yanık. Ondan buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle süt de aldım. Kahveyi nasipse ikinci közde içeceğim. Şöyle dedim, biraz sütle de takılayım. Sütü de severim aslında. Şey de soranlar oluyor işte, diyor ya sürekli nargile içiyorsun, hani böyle kendine bir nebze de olsa hani dikkat etmeye çalıştığın şeyler var mı diye soran oluyor. Sağ olsunlar insanlar, yani gerçekten farklı farklı sorular da geliyor. Yoğurt sütü çok yiyorum yani. Her gece mutlaka yoğurt yerim. Günde yarım kilo yoğurt yiyorum desem yeri var. Ve her gece mutlaka bir bardak süt içer öyle yatarım. Ya bunu da buradan belirtmiş olayım. Bilmiyorum sizin kendinize göre hani böyle artık takıntı değil de hani dikkat etmeye çalıştığınız bir şeyler varsa hani benimle de paylaşırsanız gerçekten acayip makbule geçer benim için. Takım çok güzel çalışıyor. Yine folyo. Bütün eklemleri her yerinden hiçbir problem yok. Gayet rahat bir şekilde dumanı alabiliyorum. Çok hafif süt kokusu dahil oldu tütüne, onu belirteyim. Kahve ve Hindistan cevizi. Hindistan cevizi tadı zaten dediğim gibi biraz fantezi. Ondan sonra Hindistan cevizinin gerçeğini bulup yani şişede kullanabilirseniz çok daha hani böyle hafif kremamsı bir tat alacaksınız. Çünkü daha öncesinde denedim. YouTube'da olmasa dahi onu belirteyim. Yani lezzeti gerçekten güzel. Yani çok güzel. Zaten hani herkes de aynı şeyi söylüyor Kafe İtalya için. Beni gerçekten mutlu ediyorsunuz dediğim gibi. Hatta şöyle birkaç duman daha alayım.
Gördüğünüz gibi közler atlamaya başladı. İnşallah üstüme atlamazlar buradan. Normalde biraz aşağıya koyuyorum ya. Onun için de mesaj atanlar, söyleyenler oldu. Ya dedi nargileyi de bize bir göster. Biz de bir görelim. İşte şişesini görelim. Şu hava tahliye yerini göreyim, hatta bir üfleyeyim size. Şişenin içerisindeki havayı buradan dışarıya atıyor. Yani gerçekten keyifli. Neden böyle bir video çektiğimi başta da söyledim zaten. Bazen hani böyle insanın canı bir şey ister. Ne istediğini bilemezsin ya. Aslında bugün öyleydi biraz. Canım böyle sütlü, kahveli, karışık, değişik bir şey istiyordu. Ondan bugün böyle oldu. Böyle bir nargile hazırladım. Denemek isteyen varsa hani siz de kendi evinizde yapın, deneyin. Fırsatınız varsa Cafe Italia için. Çok güzel, yoğun bir kahve tadı. Yoğun bir, yani istediğim lezzeti yakaladım desem yeri var. Dediğim gibi pazar günü aslında böyle biraz da dışarıya çıkacak gibi hazırlandım. Neden? Çünkü dışarıya çıkacağım. Bekleyen arkadaşlarım da var. Şöyle 1 saat 15 dakika kadar bir nargile içeyim. Biraz da keyif yapayım. Daha sonrasında da haftanın bir günü tatilim var. Onda da biraz dışarıya çıkıp gezeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok memleketler gezdim. Neler gördüm görmedim. Çok memleketler gezdim. Neler gördüm görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Böyle bir yar istemem. İstesem de istemem. Böyle bir yar istemem. İstesem de istemem. Güller bitti dilimde. Nasıl diyeyim bilmem. Güller bitti dilimde. Nasıl diyeyim bilmem. Estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim. Estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim. Ağım, ağım. Sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim. Sağdan soldan estarabim. Ağım, ağım. Böyle bir yar istemem, istesem de istemem.
soldan estarabim, 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 sağdan 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 soldan estarabim.